Merhabalar. Yeni bir programla bu hafta karşınızdayız. Bu hafta Bereket Hayvancılık TV izleyicisi dostlarımız için önce savaş köpeklerinin tarihçesinden ve savaş köpeklerinden biraz bahsedip daha sonra köpek eğitiminde kullandığımız ana malzemeleri sizlere gösterip bu malzemeleri nasıl temin edersiniz, temin edemiyorsanız nasıl imal edersiniz, basit taktikler göstereceğiz köpek eğitim malzemeleriyle ilgili ve köpek eğitimindeki ana kurallardan biri olan köpek şartlamanın köpeği pozitif ve negatif metotları kullanarak köpeği nasıl şartlarız bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kısaca köpek şartlamadan şartlama nedir, köpek eğitiminde nasıl kullanılır bundan bahsedip malzeme tanıtımına geçip daha sonrasında da bu hafta size Medusa ve Dost isimli iki köpeğimizle pozitif ve negatif şartlanmadaki doğru ya da yanlışları göstermeye çalışacağız. Bu arada Medusa'dan kısaca biraz bahsedeyim. Medusa, here. Sit. Duyduğunuz üzere böyle Almanca komutlar falan veriyorum ama öğrenmenizi ya da bilmenizi istediğim birkaç şey var, birkaç şehir efsanesi var. Bunlardan bir tanesi, köpek dil bilmez. Köpek Almanca da konuşsanız, Çince de konuşsanız, Rusça da konuşsanız, köpek her zaman sizin beden dilinizi, ses tonunuzu ve işaretleri kabul eder. Dünyanın en iyi köpeği Çince bilsin, dünyanın en iyi Çince bilen köpeğini bana getirin, 15 dakika sonra Türkçe bütün her şeyi yaptırabiliyor olurum. Bu bir. İkincisi, arkadaşlar lütfen bunu artık kafamıza kazıyalım. K9 denilen şey aslında bir köpek değil. Bir terim, İngilizce bir terimdir. Biz çok karşılaşıyoruz bununla. Benim köpeğim K9. Bakın, elimdeki köpek K9 falan değildir. Alman kurdu diye de bir köpek yoktur. Bildiğimiz tek kurt dağdaki kurttur. Türkçemizde Alman kurdu olarak canlanmıştır. Fakat orijinali Alman çoban köpeğidir. Dolayısıyla elimdeki köpek de aslında yüzyıllar evvel 1800 yıllarda Max von Stefanitz isimli bir Almanın damıttığı bir çoban köpeğidir. Bu da bir şehir efsanesidir. Yeri gelmişken söyleyeyim, biz narkotik patlayıcı arama kurtarma köpeği de yetiştiriyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan biri, ya hocam narkotik köpeklerine narkotik madde vererek mi eğitiyorsunuz gibi basit bir şehir efsanemiz var. Arkadaşlar, eğer böyle olsaydı arama kurtarma köpeğine insan mı yedirecektik, patlayıcı köpeğine bomba mı yedirecektik? Hiçbir köpeğe, hiçbir narkotik madde tespitinde kullanılan köpeğe hiçbir narkotik madde verilmiyor. Ne veriliyor biliyor musunuz? İşte bunu veriyoruz. Bu gördüğünüz üzere köpeklerin dünyası. Köpeklerin dünyasında 5 ana dürtü var. Bu 5 ana dürtüden bir tanesi prey drive denilen av dürtüsü. Ve köpeklerimizin aşağı yukarı %75'i bu av dürtüsüne dayalı olarak çalışıyor. Bizse bunu ne yapıyoruz? Köpeğimizin sevdiği avı küçük bir iple hareketli hale getiriyoruz. Bakın, ben topu salladıkça köpeğin yüz ifadesini, Medusa'nın yüz ifadesini görüyorsunuz. Köpek tamamen aslında topla konsantre. Ve ben bu ufaklığı çocuk yaşta alıp doğru metotlarla buna odaklayabilirsem, topa odaklayabilirsem, benim köpeğim genelde topla oynayan bir iş köpeği haline geliyor. Hangi işleri yapabiliyor? Medusa bir patlayıcı köpeği. Medusa yat, kalk, plats, sit, ül, ül, here, bak, plats. Şimdi köpeklerdeki ana dürtüden bahsederken malzemeleri girmeden önce dürtüleri anlatma sebebim şu. Her malzeme ayrı bir dürtüde kullanılıyor. Köpeklerdeki ana dürtüleri sayacak olursak play drive, oyun dürtüsü, prey drive, av dürtüsü, pack drive, sürü dürtüsü, bunlar da kendi içlerinde yine ayrılıyorlar. Bu içlerinde ayrıldıkları nokta, kimi köpek kimi zaman avın içinde oynamayı ve parçalamayı değil, avın etini yemeyi sever. Bu aslında köpek değildir, bu kurttur, köpeğin atasıdır. Biz bu köpeğin atasını bilmezsek kendisiyle ilgili de çok fazla bir şeyi bilemeyiz. Dolayısıyla Medusa avın oyun kısmını, yani avı parçalamayı çok seviyor. Onun için Medusa bu topla oynarken sanki bir boğayı, sanki bir av hayvanını yakalıyormuşçasına kontrollü ve keyifle yapıyor. Ama birazdan çıkaracağımız köpeğimiz topla oynamaktan ziyade avın etini yemeyi seviyor. Buna da food drive diyor yabancılar.
köpeği mamayla ödüllendirmek, topla ödüllendirmek gibi konuları burada seçmemiz gerekiyor. Yani köpeğimiz Medusa, Hiya, topla bu derecede oynuyor, topa bağımlı, topla istekli bir şekilde oynuyorsa köpeğimizi topla ödüllendiriyoruz. Bu işi yapmıyorsa, bununla oynamıyorsa köpeği mamayla ödüllendiriyoruz. Ne zaman, ne şekilde ödüllendirdiğimizden birazdan bahsedeceğim. Ama ödül durumunda da köpeği kontrol edebilmeniz gerekiyor. Örneğin, hop, aferin sana. Köpeğim parçalarken, ben köpeğim avı parçalarken, hop, bırak dediğimde bıraktırabilecek kadar kontrol sahibi olmam gerekiyor. Aksi takdirde, az önceki dürtü neydi? Av dürtüsü, yanıma. Av dürtüsünü çok yükselttiğimde tehlikeyle sonuçlanabilir. Az önce size gösterdiğim şeyi yapmayı seven bir köpeğe çok fazla topla oynatıp şu hareketi yaparsanız hop, aferin, aferin, bir süre sonra ısırılırsınız. Bir süre sonra ısırılmamak için bunu bıraktırabilecek kadar köpeğinizi kontrol edebilmeniz gerekiyor. Peki nasıl kontrol edeceğiz? Kontrol ederken arkadaşlar bir kere şunu unutalım. Özellikle üstüne basarak tekrar söylüyorum. Kötü köpek yoktur, bilinçsiz sahip vardır. Köpekte dayak yok. Köpekte eziyet ve işkence yok. Zaten hiçbir hayvanda yok bize göre. Dolayısıyla köpeğim yanlış bir şey yaptığında benim köpeği uyarabileceğim değişik ekipmanlar var. Bunları şimdi yavaş yavaş masada tanıtacağım size. Bunların isimlerinden, uluslararası isimlerinden, Türkiye'deki isimlerinden bahsedeceğim ve basitçe nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Sonra kısa bir uygulama hemen Medusa ile göstereceğim size. Elimdekiler ödül oyuncakları. Bunlar her köpek için değişebilir. Medusa, otur. Şimdi Medusa mesela top seven bir köpek. İki tane farklı top var elimde. Bir tanesi yumuşak tırtıklı. Bunları biz alıp sonradan ip geçiriyoruz içine. Kimisi de kendinden ipli oluyor. Medusa, yat, bekle. Bu yumuşak tırtıklılar daha çok genç köpeklerin ısırmaya teşvik etmek ve av dürtüsünü pekiştirmek için kullanıyorum. Sert topları daha usta köpekleri daha da aktif hale getirmek için kullanıyorum. Ama bütün bunlara başlamadan önce yavruluk sürecinde küçük bir deri parçasıyla, bu iş için yapılmış bir deri parçasıyla ya da daha küçük bir ısırma çubuğu dediğimiz, yavrulukta köpeğin ısırmayı çok sevdiği, sert deri parçasının içine doldurulmuş paçavrayla dolu olan barları, ısırma barlarını kullanıyorum. Bunlar köpeğin bir yandan hırsını arttırırken, bir yandan benimle köpek yaşadığında korkudan kuyruğu poposunun içine kaçmış değil, cesur ve aktif olmasını sağlıyor. Köpeğin karakterini toparlıyor, köpeğin karakterini organize ediyorum. Şimdi bunlar oyun ödüllerimizden bir kısmı. Örnek Medusa. Çok istiyorsan çalışacaksın. Otur. Çalışmadan, köpek iyi bir şey yapmadan hiçbir şekilde ödüllendirmiyoruz. Bunların hepsini birazdan bahsedeceğim size. Şimdi böyle küçük bir kutu var. Bunlar ticaridir. Bunları herhangi bir bu evcil hayvan ürünleri satan mağazalardan da elde edebilirsiniz. Elde edemediğiniz yerlerle ilgili de fikirlerimi ve tiyolarımı birazdan vereceğim. Bu kutunun amacı, şimdi köpek eğer topla ya da oyuncakla ödüllendirilmiyorsa köpeği mamayla ödüllendiriyoruz. Ama mama nedir? Ödül maması nedir? Bundan da kısaca bahsedeyim. Ödül maması ticari olarak piyasada satılan evcil hayvan dükkanlarındaki o krakerler değil bize göre. Bize göre neden o değil? Çünkü köpeğe ben yat dediğimde köpek benim gözümün içine bakıyor ve benim hemen öğretirken o köpeğe çok hızlı bir şekilde yiyecek ödülü vermem gerekiyor. Eğer ben sert bir krakeri ya da sert bir kemik parçasını ya da benzeri bir şeyi verirsem köpek beni dinlerken bir yandan da ağzıyla hareket ediyor, çiğniyor ağzındakini. Ağzındakini çiğnerken beni duymuyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Basit ve kolay çözümler. En ucuz sosisten bir tane alıyoruz. Bunu buraya gel. Medusa. Bak. Hiye. Bunu 4 eşit parçaya jülyen şeklinde kesip daha sonra küçük küçük iyice küçük kuşbaşı haline getiriyoruz. Böyle bir aparatın içine atıyoruz. Bunu unutun. Bu yok. Bu yoksa marketten aldığınız bir sakız kutusunun üstüne delikler deliyorsunuz. Sakız kutusunun içine bir tane sosisi doğrayıp koyuyorsunuz. Sakız kutusunun ağzından elinizi hemen içine sokabileceğiniz kadar bir açıklık bırakıyorsunuz. Köpekle yan yana giderken
Örneğin köpeğe yat komutu vereceksiniz. Yat dediğiniz anda sakız kutusundan sosisi çıkartıp köpek yatarken köpek her yatış pozisyonunda ödüllendiriyorsunuz. Dolayısıyla köpeklere verilecek gıda ödülleri hiçbir zaman sert ve zor çiğnenebilen malzemeler olmamalı. Sosis, kaşar peyniri, beyaz peynir gibi azar azar bunları da günde en fazla 40 gram, 50 gram boyuta göre maksimumda 100 gram. Medusa, buraya. Şimdi Medusa topla oynamayı seven bir köpek. Dolayısıyla prey drive yani av dürtüsündeki parçalama isteği çok olan bir köpek. Oyun oynama isteği çok olan bir köpek. Ben bu köpeği oyuncakla belli bir moda getirdikten sonra istesem de artık bu köpek başkasının elinden sosis vesaire falan filan yemiyor. Tek düşündüğü şey bu gördüğünüz üzere. Dolayısıyla ne yaptık? Bir koruma köpeğinde dışarıdan gıda verilerek zehirlenilmesi, köpeğin öldürülmesi ve sahibe ya da eşrafa kötülük yapılması durumunu egale ettik. Bu köpek aynı zamanda bir patlayıcı köpeği. Peki bu topu nerede kullanıyoruz? Şimdi ben topu attığımda köpek topu alıyor, bana geri getiriyor. Bunu aşağı yukarı 2000 tekrar yapıyorum. 2000 tekrardan sonra topun içini çıkarıp içine koklamasını istediğim, aramasını istediğim malzemeden elimi değdirmeden ya bir pensetle ya plastik eldivenle malzemeyi içine koyuyorum. Patlayıcı maddeyi ya da narkotik muadili koku maddelerini koyuyorum. Topu atıyorum. Köpek topu getiriyor. 100 kere bunu yaptığım zaman köpek artık topu kokladığında sakladığım maddenin kokusu hafızasına geliyor. 101. de ben topu bir yere sakladığımda köpek topu arıyor, buluyor, bulduğunda oturarak bana yerini gösteriyor. 102. de topu kaldırıyorum, patlayıcı maddeyi saklıyorum, patlayıcı maddeyi bulan köpek bana aynı tepkiyi veriyor. Bunu da 3000 tekrar yapıyoruz. 3000 tekrar arkadaşlar kolay bir şey değil. Dolayısıyla şunu izah etmek istiyorum. Dört bir yana terör ve savaş belasıyla var olan bir ülkedeyiz. Birçok patlayıcı köpeği yetiştiriyoruz. Daha da çok yetiştirmemiz lazım. Hem askerimizin, hem polisimizin, hem özel güvenlikçilerimizin buna ihtiyacı oluyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Patlayıcı köpeği eğitiyoruz dediğimiz an itibariyle yaptığımız en ufak bir hata birçok insanın canına mal olacağı için çok teknik bir eğitimdir. Detayına girmiyorum. Burada bitiriyorum. Köpek eğitimi ile alakalı malzemelere devam ediyorum. Şimdi bizim köpeğimizle kurduğumuz en büyük bağ elimdeki kayışla kurulan bağ. Şimdi bu elimdeki tasma değil, otur. Bu elimdekinin adı sep kayışı. Bu deriden yapılmış, örneklemek için gösteriyorum. Buraya gel. Here. Plat. Bu elimdeki deriden yapılmış. Bunun bezden yapılmışlarını da tavsiye ediyorum. Kullanabilirsiniz. Ama asla bu bir telefon, köpeğinizle iletişim kurabileceğiniz malzeme. Ama asla şöyle bir malzemeyi tavsiye etmiyorum. Neden etmiyorum biliyor musunuz? Buraya gel Medusa. Şimdi bakın, ben köpeğimin boynuna deri kayışı taktım. Sol tarafıma aldım. Ben zaten bunu tavsiye etmiyorum, yapmıyorum ama izleyenlere örneklemek için yapıyorum. Ve safiyane bir şekilde köpeğimin başına bir şey gelmesin diye elime bu tasmayı doladım. Ve köpeğim birdenbire ileri gitti. Bakın elimi. Aynı şeyi zincir tasmayla daha hızlı bir şekilde yapmış olayım. Ne demek istediğimi görmeniz için uygulama yapmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da riskleri siz de görün istiyorum. Şimdi aldım. Tekrar yaptım. Ki bakın ele dolanmayacak tasma. Hiçbir zaman elinize böyle şeyler dolamayın. Sebebini birazdan göreceksiniz. Kısmen. Hırslı bir köpeğim var elimde. Medusa bak 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 hop. Bu bütün şey benim parmaklarımı sıkıştırıyor. Ve benim elimdeki köpek eğitimli ve güçlü bir köpek. Eğitimsiz ve güçlü bir köpekte parmaklarınızı kırarsınız. Bunlar yaşanılmış olaylardır. Dolayısıyla bu tip malzemelerin metal gezdirme aparatlarını kullanmıyoruz. Metal aparatlar sadece ve sadece kısa süreli bağlamalarda kullanılabilen aparatlar. Medusa yanıma. Bekle. Bir yandan da değişik mekanik tasmalarımız var. Bunları köpeklerin boylarına ve boyutlarına göre kullanabiliriz. Bunların adı da flexi tasma. Flexi tasmalar uzayabilen bir mekanizmaya sahip. İri ırk köpekler için çok tavsiye etmemekle birlikte bazı sürü gütme köpeği eğitimlerinde bunu kullanacağız. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz.
Bir yandan da Medusa'yı rahatlatalım. Al. Diğer taraftan köpek eğitiminde kullanılmayan ama köpekle beraber hayatta var olabilecek basit aparatlardan bir tanesi de köpeğinizi özellikle sürü gütme köpeklerinde ve çoban köpeklerinde kullanabileceğimiz basit metal bir spiral. Ortasında bir tane fır döndü var. Bunu toprağa çevirerek soktuğunuz zaman yerde bir bağ ünteniz oluyor. Bağlama aparatımı alıyorum. Köpekleri bağlamayı çok tavsiye etmiyoruz ama bağlanırsa da metal bir şeyle bağlanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü metal kemirilemez ama deriyi veya da bezi kemirebilir. Dolayısıyla basit malzemelerden bir tanesi de koruma köpekleriyle alakalı. Koruma ekipmanlarımız, kolluk, tam vücut korumalarımız. Köpeği, şimdi izleyenlerimiz hemen az önce esprisini de yaptım. Bunu gördüğünde bu tip aparatlarla bizim köpek dövdüğümüzü falan zannetmesinler arkadaşlar. Bu tip aparatlar kollukla beraber köpeği kışkırtmak için kullanılan aparatlar. Bunları da ilerleyen dakikalarda, ilerleyen bölümlerde sizinle paylaşacağım. Genel köpek eğitim malzemelerimiz kayış, sevk kayışı. Sevk kayışının dışında bir de en önemli malzemelerimize geldik. Eğitim tasmalarımız. Tasma köpeğin boynuna takılan malzemeye verilen isimdir arkadaşlar. Kayış köpeğin bizim elimizde duran aparatına verilen isimdir. Şimdi köpekle biz nasıl koordine oluyoruz? Nasıl düzeltiyoruz? Nasıl ceza demeyeyim de nasıl negatif, nasıl pozitif yönlendiriyoruz konusunun başlangıcı buradan başlıyor. Bakın elimde gördüğüm iki ucunda halka olan basit bir zincir. Birini aşağıda tutuyorum. Diğerini yukarıdan içeri geçiriyorum. Ve şöyle bir çektiğimde hafifçe sıkışan bir aparat elde ediyorum. Bunu 1700'lü yıllarda Bayan Woods isimli bir İngiliz kadın köpek eğitimi için bulmuş. Bunun adı Woods tasması uluslararası camiada. Türkiye'deki adı maalesef kötü biraz ama boğma tasma deniliyor. Aslında bunun amacı köpeği boğmak falan değil arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Yukarıdan aşağı birinciyi yerleştirdim. Bunun oynak ve hareketli kısmını elimi köpeğin kafası olarak düşünün. Geçirdim. Oynak kısım yukarıda kalıyor. Köpeğin sağ kulağının altına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve köpeğimle yürürken köpeğim başka bir köpeğe saldırdığında ya da beni çekiştirdiğinde ya da yanlış bir aktivitede bulunduğunda usulüne uygun. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bu programda söylediğimiz her şeyi mutlaka bir profesyonel danışarak ya da gözetim altında yapın. Yaptığınız her ata bir canlının psikolojisine ya da sizin yaralanmanıza sebep olabilir. Yanlış yaptığı anda küçük tasma irkmeleriyle köpeği kendime davet ediyorum. Köpek bana gelip doğruyu yaptığı anda köpeğin dürtü durumuna göre ya ödülle yani mamayla ya da topla ödüllendiriyorum. Bunun adı Woods tasması. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Şu az önceki bağlama aparatını nasıl yapabilirsiniz? Yani bunun al buradan bir zincir alıp ucuna iki tane halka takarak olmadı karabina denilen kancalardan takarak yapabilirsiniz. Herhangi bir evcil hayvan dükkanından satın aldığınızda kendi yaptığınızın 8 katı bedel ödersiniz. Ama kendiniz yapmaya kalkarsanız şunun maliyeti 2,5-3 lirayı geçmez. Bu tip kayışları deri ya da bezden kendiniz elde edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Uçlarındaki aparatları herhangi bir nalbur ya da herhangi bir inşaat dükkanından elde edebilirsiniz. Hakeza yere sapladığım spiral bir demiri bükerek, kalın nervürlü bir demiri bükerek onunla böyle bir aparat yapabilirsiniz. Bu hafta size kısaca köpek eğitim malzemelerinden bahsettik. Aynı zamanda köpekte dil var mıdır? Köpek öğrendiği dilin dışında başka bir dilde komut alır mı, almaz mı? Şehir efsanelerimiz nelerdir? Narkotik köpeklerine patlayıcı madde verilir mi? Gibi şeylerden bahsettik. Bundan sonraki bölümümüzde çoban köpeklerinin eğitimine başlayacağız. Ve bu eğitime başlarken az önce size anlattığımız kısımdaki pozitif uygulamalar, pozitif şartlama ve negatif şartlamanın nasıl ve neden yapıldığından köpek dürtüleriyle beraber tekrar bahsedeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bereket Hayvancılık TV kanalında bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.